Ya bu hocam, güreş milli takımlar eski teknik direktörü, daha doğrusu eskimeyen teknik direktörümüz, hepimizin hocası, tüm şampiyonların hocası, olimpiyat, Avrupa, dünya şampiyonları yetiştirdi bu minderde. Şeref Eroğulları, Mahmut Demirler, Sabahattin Öztürkler, Metin Kaplan, Ahmet Ak, İsmail Zurnacı, birçok şampiyonlar bu salondan yetişti. Şimdi yeni bir spor ailesine şöyle bir müjde vermek istiyorum. TEDAŞ'ta, Gölbaşı'nda bulunan Tefes Spor Kulübü'nde Yakup Topuz Güreş Akademisi çok kısa bir zaman içerisinde inşallah açılacak. Bu konuyla ilgili Yakup Topuz hocamla röportaj yapıyoruz. Kendisine soruyoruz. Sayın hocam, hayırlı olsun ülkece akademimiz. Buradan beklentileriniz nedir? Tüm güreşine bu zamana kadar hizmet ettiniz. Bundan sonra ne gibi bir hizmet edeceksiniz? Bu akademi kurulması, Türkiye'de ilk defa bir güreş akademisi kuruluyor. Bununla ilgili düşünceleriniz, hedefleriniz, bir anlatır mısınız? Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri ziyaret ettiniz. Çok değerli şampiyonumuzsun. Türk güreşine hizmet ettiniz. Avrupa şampiyonumuzsun. Bir sürü de şampiyonluklara imzanız var. Ve idareci olarak genel müdürlüğümüzde personel daire başkanlığı olarak bu Kahramanmaraş'ta il müdür, spor il müdür olarak spora da sizin hizmetleriniz çok fazla. Kendiniz bile tevazu gösteriyorsunuz. Biz size de teşekkür ediyorum ayrıca. Bilindiği üzere bizim kulübümüz tabii 94 yılında kuruldu. Tabii burada ben böyle biraz şey olsun diye kurucuları da anmak istiyorum. Aramızda olmayan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş rahmetli İsmail Demirci'nin önderliğinde ve gene Veysel Atasoy bizim ilk kurucu kulüp başkanımız. O zamanlar Mehmet Akif Birim, Şeref Eroğulları, ondan sonra Bilal Taburlar ve burada hem serbest hem prokuraman şeklinde kulübümüz açıldı ve Türk güreşine çok büyük şampiyonlar yetiştirdiler. Bunları kısaca söylemeyeyim. Mehmet Özal buradan yetişti. Ahmet Gülen buradan yetişti. Bunlar şampiyon. Hepsi olimpiyat dünya. Mahmut Demir olimpiyat şampiyonu burada oldu. Sabahattin Öztürk, ondan sonra daha bir sürü şampiyon, son işte Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi sporcumuz. Recep Kara, baş pehlivan Kırpınar, altın kemer sahibi baş pehlivanımız. Bizim buradaki şeyimiz özellikle Türk güreşinin 94 yılından bugüne kadar lokomotifi oldu. Özellikle biz gençlere, yıldızlara ve daha miniklere, ümitlere o şeyde biz faaliyet gösteriyoruz. Ve biz bugüne kadar bu kulüp çok büyük başarılara imza attı. Avrupa şampiyonu kulüpler kupasına doğdu. Kaç defa liglerde Türkiye şampiyonu oldu. Yani şampiyonlukları çok, dünya ikincisi oldu. Avrupa dünya kulüpler şampiyonasında İran'da yakın zamanda oldu. Ve bir sürü şampiyonluklarımız var. Buradan bir sürü şampiyon sporculardı. Bundan sonra şimdi şu anda da biz sizin de baştan bahsettiğiniz gibi ben daha önce bunu Rusya'da görmüştüm. Krasnoyarsk'ta. Orada Mendiyashvili var. Satiyev'in, dünya olimpiyat şampiyonu Satiyev'in yetiştiği orada güreş akademisi şeklinde devam ettiği yer vardı. Ben de kafamla ta o günlerden şey yaptım. Sağ olsunlar bizim Sayın Bakanımızın şeyi de teşvikleriyle ve Genel Müdürümüz Halil İbrahim Leventoğlu ve biz burada çok güzel bir tesis yaptık. 5 yıldızlı otel gibi sadece güreşe mahsus olmak üzere. Biz burayı dedik güreş akademisi şeklinde altyapıdan sporcular yetişecek kök güreşine kazandırmak amacımız. Ve bu doğrultuda tabii bugüne kadar bizlere yardımlarını esirgemeyen, ondan sonra her kim varsa çorbada tuzu olan herkese teşekkür ediyoruz. Burada ayrıca bildiği üzere şampiyon antrenörler de var burada. Çok iyi. Burada zaten antrenör kadrosu, teknik kadro iyi olmasa başarı gelmez. Bizim burada hep Türk güreşine yetişmiş çok başarılı sporcular, Avrupa şampiyonu Yüksel Şanlı olsun, Ali Rıza Keser olsun, diğer İsmail Zurnacı olsun, ondan sonra Mahmut Altay ve buradan bu şampiyonlar buradaki sporcuları çalıştırıyorlar. Ve bizim çok güzel bir ortamımız var. Sporcularımız burada yiyorlar, içiyorlar ve burada kalıyorlar. Kamp gibi, kolej gibi çalışıyoruz. Haftada bir gün sporcularımızda her zaman etüt yapıyoruz. O sporcularımızın özellikle biz her zaman bedenini, sporcunun fiziğini geliştiriyoruz. Biraz da ruhuna, değerler eğitimi noktasında topluma, vatanını, milletini seven, bayrağını seven şampiyonlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük bir hizmet yapıyoruz. Ben de tabii bize
dediğim gibi desteklerinden dolayı ben herkese teşekkür ediyorum. Sizler de bizi ziyaret ettiniz. Size ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sizi de ben yakından takip ediyorum. Özellikle yazdığınız kitaplar olsun, Türk sporuna, Türk güreşine yaptığınız hizmetlerden dolayı siz benim, bizim gözümüzde hem şampiyon hem de bir değersiniz. Ben size de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız inşallah bu yönde gidecek. Evet, sayın hocam, hizmetleriniz Türk güreşinde, Türk spor ailesinde kesinlikle unutulmayacak. Çünkü böyle bir nefis tesisler, nefis bir akademi, yani Türk güreşinin veya Türk sporunun ihtiyacı olan şeyin ilkini siz burada gerçekleştiriyorsunuz. Tabii bu hizmetleri yürütürken TEDAŞ üst yöneticilerine sonsuz ben de teşekkürlerimi ediyorum bir spor adamı olarak. Onlara minnet duyuyorum. Türk güreşine ne kadar destek olurlarsa bu milletin gurur kaynağı olur. Malum 120 yıllık Türkiye Olimpiyat tarihinde 91 madalyanın 63 tanesini güreşçilerimiz aldı. Şimdi sayın hocam, bu kadar hizmet yürüttünüz. Peki spor teşkilatından ve Güreş Federasyonu Başkanlığımızdan bu noktada beklentileriniz nelerdir? Ben Güreş Federasyonu Başkanlığı'na özellikle teşekkür ediyorum. O bizleri geldi, ziyaret etti ve bu salonun dizaynında bu kablamaları, minderleri test noktasında bu alet edevat noktasında bize yardımları oldu Sayın Musa Aydın. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Diğer şey konusunda mevzuat uygun olmadığı için şey yapmadım. Ben Spor Bakanlığı'nda özellikle buranın tefrişatı ile ilgili bir müracaatımız oldu ama tabii orada bakanlık, bakan yardımcılar düzeyinde girişimimiz oldu. Ama herhangi bir netice çıkmadı. İnşallah bizim buradan söyleyeyim bir ay, Nisan ayına doğru ancak bitecek. Ramazan'dan sonraya buranın açılışı olacak. Orada Sayın Enerji Bakanımızı, Spor Bakanımızı biz davet ederek güzel bir açılış yapmak istiyoruz. İşte kalburüstü güreşte temayüz edip şampiyonumuz abilerimizle birlikte. İnşallah orada da biz dilek ve isteklerimizi orada arz etmek istiyoruz. İnşallah yardımcı olurlar diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, Ahmet Ak YouTube kanalı izlemeye devam edin. Bizi takip edin. Birçok müjdelerle yine sizlerin karşısında olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Bir de stop yap. Yeni bir şey.